Beni şefe teslim et artık, yeter. Konfili şiş bende. Yağ dök, gözünü seveyim. Yağ tıkandı, bir yağ dök lan. Ben zaten 8 demiştim. Arkadaşlar altımız, altımız hazır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gerginiz biraz. Biraz o yüzden genel sorayım. Biraz heyecanlıyız. Soruna hızlı yanıt veremedik o yüzden. Evet. Bugün neler yapacağımız hakkında bir fikriniz var mı? Vardır diye düşünüyorum. Var. Farklı bir konseptteyiz, farklı bir yerdeyiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Önlerinizde zarflar var gördüğünüz üzere. Evet. La Liga zarfları. Sizden ufak bir ricam var. Başlamadan önce bu zarfların içine La Liga'da desteklediğiniz, sempati duyduğunuz bir takımın orada da üstünde yazabileceğiniz kağıtlar var. Onlara şunlar mı? Yazıp zarfı kapatmanızı istiyorum. Açık zarf, açık zarf versene sen. Görünecek buradan. Bu zor bir soru ya benim için. La Liga. Çünkü bugün... Ben de yazayım mı? Lütfen. Yazayım. Evet. Armağan yaşam. Pek sürpriz olmasa da. Ben değişik bir şey yazalım. Biraz... Ben yazdım. Tam kapatıyor muyuz? Yok, ben de alabilirim kapatıp. Okay. Ayıp etmek istemiyorum o yüzden çok tam istemediğim cevap yazacağız yani. Teşekkürler. Erman Bey, sizden de çok sürpriz olmayacak ama alabilirsem sevinirim. İçine bir de 5 lira koy. Ondan bir şey var mı? Adım yazayım mı? Başkanı var zaten. Yok, teşekkür ederiz. Ve Emre Özcan'dan da aldık. Ben şimdilik sizi şefimize emanet ediyorum ve aradan çekiliyorum. Arada oyunlarla karşınızı çıkacağım. Tamam. Görüşmek üzere. Beni şefe teslim et artık. Kolay gelsin. Bizi bırak artık şefin ellerine. Evet, Ahmet şefimizin hoş geldiniz. Eline. Hoş bulduk şefim. Hoş bulduk. Şimdi ikili gruplar olarak ürünler yapacağız. Birinci grup patatesli bavara yapacak. İsteriniz belli oldu. Diğer tarafta da karidesli bir mantar sote yapacağız. Skandal kesiyorum ya. Harika kesiyorsun, hiç bozma bunu elini. İnce olması lazım değil mi şefim? İnce. Evet, İncecik mi? İnce olsun. Şefim. Ya. Biberin inceliği esastır. Nefis. Bu iyi midir şefim? Süper. Daha güzelini görmedim. Bırak biraz ben keseyim istiyorsan. Kes. İster misin? Yoruldun. Yoruldun biraz. Biraz daha toparlarım. Çok aynen. Çekerekli kısma geldiğinizde kullanmasanız gel, da olur aslında. Gel bakalım. Ben elinden almayalım, kavga ederim. Al. Rahatlığı inancımız da var. Adamsın. Şuradan tutuyorduk. Kardeşim. Bunu şöyle mi indireceğiz? Evet, bunu öyle. Atalama şöyle kesiyorsun. Şöyle. Bıçağı çok kaldırmayın. Aynen öyle. Kesin. Bence buraya dakika. Bence buraya dakika. Bak acayip burası şu anda. Ya burada mutfak tarihini değiştirecek bir hadise yaşadım. Ya siz evet Emre senelerce beraber yaşadınız. Erman'a mutfakta gördün mü hiç? İşte o yüzden diyorum, tarihi değiştiren bir hadise yaşadım şu anda. Adam bıraktı inanılmaz. Adam bıraktı zaten. Biraz zor. Şeye geldik biraz. Bana küçük bir meyve uçağı. Ya ben diğer masaya da baktım. Benden daha iyi kesen yok dedi. Yok yok, en iyi. Şeye geldik. Şefim aslında dedi ki... Atıyorum ucunu. Çekirdekli kısmı elince bırakıyoruz. Kısmı çok gelmeseniz de olur. Bırak. Güzel. Kesinlikle çok iyiler. Yani... Hızlılar en önemlisi şu an. Bu hızlı halimiz ve bizim. Sen hipnotize oldun galiba. Şefim anlaşılıyor ki mutfakta yalan söylemek de gerekiyor biraz. Hoşlanmıyorum bir an önce. Bu da kaynağımız. Bu da önemli. Şununla bir... O soteleme işlemi yaparken kullanacağız spatulayı. Soteleme için. Evet şu anda çekirdeğe geldim. Hipnotize oldum galiba ya. Tamamdır bence. Bence de. Abi diş dışarttın ama onları. Abi böyle yapıyor. Kıymamız gerekiyor. Kıyacak mı bunları? Böyle bir şey yok ya. Böyle incecik. İspanya'nın neresinde var böyle bir şey? Bu mu incecik? Sen böyle mi inceksin abi sen? Sanki evin ekine bakar mısın? Hadi ya ne diyorsun ya? Ne hadi ya? Baksana. İşte.
Lan maşallah var. Aralarda mı kaldı? Abicim. Arada mı kaldı? Kaç tane büyük parça var. Tamam, adamın parçası benden değil. Şöyle, tamam, biraz roteleme işlemi yapacağım tamam, size. Hani çok büyük olmadı. Bir saniye. Bir problem. Hallediyoruz, hallediyoruz. Soteleme işlemi yapacağız olabilir, zaten. Olabilir, insali hatalar. Budur bu arada. Bak bak ya. Bir de Cihat'la beni aynı takıma vermeyi düşünüyorlardı. Burada felaket çıkacak. Abi, mahvetmişsin. Mahvetmişsin be oğlum ya. Hakikaten. Hadi kendi başarısı da benimkine eşitleme lütfen ya. Bayağı geridesin. Tamam bence. Zaten acayip. Çok ince olmasına gerek yok dedi şefimiz. Evet evet. Seneye gider bu MasterChef'e. Bir mutfak sanatçısı bu adam ya. Nerede mantarlar? Ver mantarlarımız nerede? Sizin mantarlar yok. Sizin mantarlar mı? Sotelemeye başlayacağız. Bir onlar sotelemeye yok. Sizden de şunu isteyeceğim evet. Aslında. Patatesleri ortadan direkt ikiye bölüp tekrar olduğu kaba koyarsak süper olur. Hepsini mi? Kızartacağız bunları. Hepsini. Aynen. Bekle. Abi lütfen bak, bak yavaş ol tamam mı? Lan ne var patatesi ortadan ikiye bölmek o kadar da değil. Haşlanmış bir patates zaten. Sadece bu. İkiye bölüyoruz değil mi? Aynen öyle. Kızartacağız tamam. Bunları. Dikine de yapabilirsiniz biraz da büyük. Biraz daha uzun olsun diyorsanız. Biraz büyük. Hiç, onun dörde bölün en kötü. Bak bak bak. Üçer üçer ya. Şu anda... Kendimi aşıyorum şu anda. Bir şey söyleyeceğim Emre. Sende bayağı cevher varmış yalnız. Öyledir. Bu seni şaşırtmadı mı Erman? Yo yapıyordu evde de yemek. Yapıyor muydu? Ne yapıyordu? Makarna. Wow. Ulan neyli soslu o? Tabii canım acayip soslu. Soslu vardır herhalde. Acayip soslu yaparım. Acayip soslu ne demek? Acayip sos. Acayip burada... Peki Erman senin spesiyelin ne? Bunlara da koyabilirsiniz sonra. Tabii. Yumurta ha? Çeşitlerini tamam, yapabiliyorum ben. Buraya. Peynirli, sucuklu menemen, şeklinde mi? Sucuklu. Neye giriyorsun? Evet. Ne? Yarışma. Nasıl gidiyor öncelikle? Bir harika, harika. Yani zaten eşim, Emre Özcan'ı ben takım arkadaşı olarak aldığım için adam bir mutfak canavarı. Ben ufak yardımlarda bulunuyorum işte patates kes falan. Sizin nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Müthiş bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Ya burada zaten 2-2 mücadele değil, burada takım halinde. Biz takımız. Ortak bir yemek yapıyorsunuz. Burada tekrar atalım. Uyum anlamında da söyledim. Zaten yarışamayacak pozisyonundayız. Yani zaten iyi durumda değiliz. Pek iyi durumda değiliz. O zaman dilerseniz tamam, Cihat'la başlayalım. Ardından sizlere de neye başlıyoruz? Değişik değişik oyunlar hazırladık bugün. Yine var mı sürprizlerin? Sürprizim var bugün. Senin özel bir sürprizim 9 var. Yap. Şimdilik Cihat Akbel'le o zaman başlayalım. O zaman soruyorum. Sevgili Cihat Akbel. Tabii. Önümde 3 tane oyun var. Hangisini seçiyorsun? 6 aydır bana soru soruluyor ya. Oyunlarım şu şekilde. Bu oyuncu hangi numarayı giyiyor? Tamam. Doğru yanlış ve alt üst. Tamam. Sen hangisiyle başlamak istersin? Evet. Doğru yanlışı al. Doğru yanlışı ver. Takım arkadaşlarını düşünerek barajı geçmeniz gerekiyor. Al doğru yanlışı al. Doğru yanlışı ver. Doğru yanlışı deniyoruz. Sar gelsin. Cihat Akbel'e hızlıca ne güzel koptun abi. Sor. La Liga 1927 yılında kurulmuştur. Doğru mu yanlış doğru. Mı? Doğru. Yanlış cevap. La Liga 1929 yılında kurulmuştur. Barcelona. İki sene için kaybettim. İki yılda mı yanlış doğru olur? Evet. Yani maalesef. Biraz farkı ver ki. Barcelona 2021-22 sezonunda 23 şey galibiyet almıştır. Doğru 2022? Mu yanlış mı? 21-22 bu sezon yani geçtiğimiz yerde bıraktım. 23 galibiyet almıştır. Galibiyet kaç puan? Bir dakika bekle. Doğru 69. Almıştır. Barcelona kaç almıştır? 23 galibiyet almıştır. Doğru almıştır. Yanlış mı? Kesin almıştır. Bence almamıştır ama evet. Sizin cevabınız. Tamam. Abi bir dakika 23-69 değil mi? Adamlar 71 puanla falan bitirmedi mi sezonu? Xavi gelince aldılar bayağı galiba. 71 puanla bitirdi Barcelona mesela. Almamıştır diyor o zaman. 23-69 almamıştır. 10 maç falan kazandı. Almıştır diyor. Yanlış. Cihat Akbel evet yanlıştı. 21 galibiyet almıştı. Helal olsun. İlk doğru. Çok az puan aldı. Puan geliyor burada. Üçüncü sorumuz geliyor. Real Madrid'in deplasmanda 1-0 yenildiği Getafe maçındaki golün sahibi Enes Ünal'dı. Evet. Doğru. Doğru mu yanlış mı? Helal olsun. Doğru. Doğru. Bir puan daha geliyor. Hemen geliyorum. Mantarları evet. Siz de domates sosu ekleyin lütfen. Hepsini mi hocam? Hepsini. Tamam. Ekleyeyim mi ben? Ekle bakalım. Tamam bu soruda Cihat Akbel'le devam edeyim. Evet. Evet geliyor bir sonraki sorumuz.
Sevi ya. En son 48-49 sezonunda La Liga şampiyon olmuş. Ne ekleyeyim mi? Sevi ya. En son 48-49 sezonunda La Liga şampiyon olmuştur. Doğru mu yanlış mı? Yani sallamak iyi gider şu an. Çünkü ya 51-52. Tamam. Evet. Bana bak hemen salça şovu. Yanlıştı. 45-46 sezonunda olmuştu. Ve son iki sorumuz, üç sorumuz geliyor Cihat'a. Sorumuz geliyor. Ne soru soruyor? Real Madrid La Liga tarihinde ilk defa 31-32 sezonunda şampiyon olmuştur. Doğru. 20 kaçta kurulmuş doğru, dedi? Doğru. 26. Ay doğru. 29. Doğru. Real Madrid 31-32 sezonunda i̇lk şampiyon olmuştur. İlk şampiyonumuzu aldınız sen, evet. Barcelona ve Real Madrid La Liga tarihinde toplam 192 defa karşı karşıya gelmişler. Ne? Bilemem. Sorumuz yanlış. Kim ne yapmış? Bunu bilebilecek bir durumum yok. Kimin ne yapmış? Barcelona ve Real Madrid La Liga tarihinde toplam 192 defa evet, karşı karşıya gelmişlerdir. Nereden bilebilirsin? Bu yanlış mı? İpucu alabilirsin. Mantıklı bence. Bak 3. Bak 6. sorum bu. Abi belki 193. Nereden bilebilirsin yani? 29'dan beri... Bunu doğru bilirse barajı geçiyor bilemezse son soruya kalıyor. 190. Bence daha fazla gelmişlerdir ya. Bir dakika dur, 192. Dur orada olay çıktı. 192 Barcelona ama 192. 192 defa karşı karşıya gelmişler. Az bence, az. Mantar yandı, az, mantar. Az bence, az diyorum. Yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Bildim. Ve az kaç, kaç yazmış? Yanlış demiştiniz değil mi? 184 defa karşı karşıya gelmişler. Yanlış dedim. Ben daha fazla gelmiştim diyorum bir de ya. Ben de o yüzden yanlış dedim. Son soruyu, formayı kadar soruyorum. 21-22 La Liga sezonunda toplam 48 kırmızı kart çıkmıştı. 21-22. Sezonunda. Ulan nereden bilelim bunu? Alt üstte var ya, fikir üretelim. Bu nasıl soru bunlar? Normalde sorusu. Bunlar nasıl soru bunlar ya? Yanlış. Bağdırdığı için soru söylüyor. Ya acayip bir domates sosu oluyor. Ben böyle bir domates sosu görmedim. Yanlış biliyorum. Ben... Cihat Akkal. Şefim tuzumuzu ne zaman ya, atacağız? Son. En son. Bu sezon La Liga'da toplam 48 kırmızı kart çıkmıştı. Haftada bir çıksa 38, 48. Haftada birden fazla çıkıyordu lan. Ya o zaman işte daha bir fazla buçuk falan çıkıyordu. Haftada bir buçuk falan çıkıyordu. Yanlış. Doğruydu. Toplamda 48 kırmızı kart çıkmıştı ama barajı geçtiğinizi tebrik ediyorum. Sizi yemeğinizle baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Rahat. Hepinize yapacak mısın bunu hepinize? Evet. Allah seni kahretsin. Bence artık tamam yavaştan ölmeye başladı. Tamam. Karidesleri de ekleyin. Ekle bakalım Sinem, sen çok seversin. Hepsini. Elinle güzelce bir yedir. Oy. Ay. Geçti sıkıntı. Şefim bu kaynıyor. Biraz güçlü çekiyorum o kıvamını ama. Güzel, daha sulu. Sulu. Biraz çeksin o, tamam. Kıvam alsın. Yani bunu kolaylıkla evimizde yapabiliriz. Kesinlikle gibi görünüyor yapabilirsiniz. Şu an. Bence en ideali bizim yiyecek. Patates falan yiyeceğiz. Bayağı güzel olacak. Tabii. Bu şu an 4 kişilik gibi düşünebiliriz. Karışmak ister misin Cihat? İyi misin? Olur. Çok yüksek ya. Sen bir su iç bari. Yap bizimkini de yap bari. Ben bir su içim, bari. Evet. Bu arada... Kıramıyorum, yoruluyorsun gibi görünüyor. Tabii sana balans, kekik, taze kekik. Bir maestro gibi yönetiyorum bunu. Şey, şuradan bir su çektir bize ya, öldük. Karıştırın. Çapalı mısın? Aroma dansın içinde. Aa, yandı. Acayip seviye. İçimiz yandı ocak başında. Ben bir enginarlı yiyeceğim ya. Yani ocağın başında. Yiyebiliyor muyum enginarlı? Enginarlı yıkılıyor bu arada. Elinize sağlık. Yıkacağım şu anda kendisi. Yok, hepsini. Ve evet. Hepsini mi? Sevgili Emre Özcan. Evet. Sıra sizde anladığım kadarıyla. Ben biraz fazla tuttum. Sizin önünüzde de alt, üst ve bu oyuncu hangi numarayı giyiyor soruları var. Biraz aramalı. Kategorileri var daha doğrusu. Hangisini? Kaç soru toplamda? 7 soru soruyorum. Sen bir soruna konsantre ol. 7 soru soruyorum. Dilerseniz evet. O sırada karıştırılabilirsiniz. Sen salça kalmayı bırak. Hangisini tercih ediyorsunuz? Sence hangisi? Alt, üst mü? Al, alt, üst al. Hadi ver alt üstü. Alt üst geliyor. O zaman hızlıca sorularımı okuyorum. Oku. La Liga oyuncularının yaş ortalaması 27.7'dir. Yukarıda mı, aşağıda mı? Alt. Bu cevaplar biliyorsunuz, doğru cevaplar değil benim verdiğim. Abi 28 yüksek. Üst mü diyorsunuz, alt mı? Alt diyorum ben. Doğru cevap üstü. La Liga oyuncularının yaş ortalaması 28.1'di. İlk soruya yanlışla başladınız. Bayağı da yanlışmış ya. La Liga kurulduğundan beri hiç küme düşmemiş 5 takım vardır. Üste mi, altta mı sizce? Alt. Bence alt abi. Yani doğru cevap alttı ve tebrik ediyorum. Bunlar Real Madrid, Barcelona ve... Atletico Madrid. Atletico Madrid. CM0. Atletico Bilbao. Hedef vurdum. La Liga gurbesi Bilbao. Belli oldu ve geliyor. Vurmayayım ya La Liga'da. Ben Atletico demedim mi?
Sorumuz geliyor. Nihat Kahveci La Liga'da toplam 59 gol atmıştır. Daha mı fazla atmıştır, fazla, daha mı az atmıştır? Nihat Kahveci La Liga'da... Bu sırada karıştırmaya devam edelim lütfen. Sosu artık bence alalım. Arkadaki tencereyi... Bence aşağıda ya. Çocuk musun oğlum sen ya? Tabii ki fazla alalım. Onu ocağa koyalım. Sosu. Hadi üstüne dönelim. Arkaya alalım. Emre Özcan üst diye değiştirdi takım arkadaşlarının yardımıyla. Doğru cevap üstü 75 gol atmıştır. Sosyal hattı 60 atmıştır. Bir de bir yere el var. Ha, ve yere var lan. Sıradaki sorumuz Real yere. Madrid sorusu. Güzel. Real Madrid 2021-22 sezonunu 5 mağlubiyetle tamamlamıştı. Tamamladı gene. Yukarıda mı aşağıda mı? Toplam nerede? Ligde mi sadece? Ligde. 5 mağlubiyet. 38-5. Bu sene mi? 80, çok erken şampiyon. Çok erken şampiyon oldu. Saldı son 86 puan. Kapatayım mı bunu? Hızlı bir cevap alabilirim. 4 bence. 6. Bence 6. 6 ve doğru cevap 4'tü. Tebrik ediyorum. Ve ne oldu? Bu soruyu da bilirseniz siz de baraja geçiyorsunuz. Geliyor hızlıca. La Liga tarihindeki El Clasico maçlarında Barcelona Real Madrid'e toplamda 301 gol atmıştı. Ne bileyim abi ya. Ne bileyim. Daha mı fazla daha mı az? Ha 192, 184 maç karşı karşıya gelmişlerdi. 301 mi diyorsun? Evet. Fazladır 2006-2015 arası 3 tane aslılar sakın. Çok doğru oldu. 60'tır herhalde. Üst diyorum abi aynen. Maalesef 6'tı. Yanlış cevap 295 goldü. Ama ucunda. 21-22 La Liga sezonundaki El Clasico maçlarına toplam 9 gol atılmıştır. Daha mı az atılmıştır daha 5-0 son maç 5-0. Hayır 4-0. Biz onları kaç kaç yendik 1-0 yendik. 6. 6 lan 6. Güzel adam söyledi. 6 diyor. Erman Yaşar'ın yardımıyla Emre Özcan ve doğru cevap 7 goldü yani 6 ve tebrik nasıl ediyorum. Nasıl bir sıfır yenmemiş? Nasıl bir sıfır yenmemiş? 2-1 mi yendik? Bir farkla yendik onu hatırlıyorum. Ya 3-2 ise paramparça oluyorduk 3 kere. O kadar golünü geçmedi. Son sorumu da sorayım. Son sorumu diyeceğim. La Liga tarihindeki El Clasico maçlarında Real Madrid Barcelona'ya toplamda 290 gol atmıştır. Ne? Üst mü alt mı? Real Madrid Barcelona'ya toplamda 290 gol atmıştır. Üst mü alt mı? Alt. Bu da üstü, bunu da yanlış olarak bilgilendirdim ve ben sizi tekrardan şefimize emanet ediyorum. bir bonfile şiş yapacağız mantarla. Bir yönünde çuro yapacağız. Çuro biraz daha zahmetli. Evet, bonfile şiş bende. Bonfile şiş bende. Bonfile şiş bende. Çuro biraz daha zor tabi izniniz olsun. Zoru bize verdi. Arkadaşlar salça pişirmeye devam etsin. Ulan manyak bonfile yapacağız. Ayrıca biz bir takımız yani. Hepimiz aynı takım. Bu şekilde bir yere varamayız. Sen niye dalga geçiyordun? Ben bıçak biber kesiyorum. Artırayım biraz ateşi. Olur. Çuroyu bir yapın da göreyim size. Sen soracaktın. Hazır mısınız? Hazırım gibi. Öyle dursun. Size şu anda bu oyuncu hangi numarayı giyiyor? Kategorisi kaldı. En takım kolay arkadaşlarınızdan da yardım alabilirsiniz. Dilerseniz başlıyoruz. Pedri ile başlayalım. Çok kolay. Pedri 16 mı 21 mi? Forma numarayı giyiyor. Evet, 16. Emin misiniz? 16. Kolaymış ya. Doğru cevap. İlk bunu soruya doğru başlıyoruz. Siz daha çok maç anlattığınız için bunu siz biliyorsunuzdur. Ve geliyor. Diğer daha yani yok. Ben forma numaralarını hiç sormam. Stefan Savic 15 numaralı formayı giyiyor. 15. Yoksa 18 mi? 15. Stefan Savic. Ve 2'de 2'yi sinem. Bana biraz kıyak geçiriyor. Uyuyayım. Ve devam ediyoruz. Jose Gaya 14 numaralı formayı mı giyiyor? 25 numaralı formayı 14. Giyiyor. 14. 25. 14. 14. Valencia. 14. 14. 14 giyiyor Valencia be. Yani. Ve bu da doğru cevap. Ama bu normal spikeri varken alırım yani. Yapacak bir şey yok. O zaman Mikel Merino'yu soralım. Mikel Merino. 6 galiba. 34. 8 numaralı mı? 10 numaralı mı forma giyiyor? Ona Oyarzabal değil mi ya? Ona Oyarzabal. 8. Aa sosyal hatta oynuyor. 8. Ona Oyarzabal değil mi? Doğru. O zaman 8 kalıyor zaten gene. Ben bilmiyorum ama. 8 demiştim. O mantıktan. Devam ediyoruz. Yok ya bu bir ekip işi. Gerard Moreno. Çok kolay. 7 mi 9 mu? 9. Hayır 7 değil. Hayır abi. 7 değil. Adam 9 numara ya. O yüzden bir an. 9 numara bir adam da. 7 numara. Biz daha demin 9 konuşuyor muyduk? 7 tam 7. Ve bu da doğru cevap. Hızlanıyorum. Hepsini sorabilirim dilerseniz. Gavi 30 mu 33 mü? 30 ya. 30. 30. Doğru. Neto 13 mü 17 mi? 13.
Doğru. 13. Vinicius Junior 20 mi 30 mu? Yastıklar arası. 25. Nacho Fernandez 6 mı 9 mu? 6. 6. Nacho 6 canım. Real Madrid'den istediğini sor. Casemiro 14 mi 11 mi? 14. 14. Oğlum nasıl sorularmış bunlar? Enes Ünal 10. 10. 10 numara. Jan Oblak 13 mu 1 mi? 13. 13. Emin misiniz? 1. 13. 1. 1. 1 mi? 1. Şu anda hiç yanlış yapmadınız. İyi bir karar verin. Yılların Jan Oblak olur mu? Sen söyle. Bence 13. Emre verdi ya. Ben biliyorum. Bana da 13 geliyor. 13. Ya 13'ü koyduysa 13'müş gibi mi hissediyorum? Hayır, Jan Oblak'ın olayı. Jan Oblak'ın olayı 13'tür. Doğru cevap. Değil 13'tü. Mi? Ve ben öyle geliyorum. Şu anda kuruyorsun. Son 4 isim kaldı. 4. Onları da olmazsanız gerçekten 12. Ben şu an onların aşırı bilgisinin kendini çıkarıyorum. 14 mu 18 mi? 14. 14. 14 mi? 14 mi diyorsunuz? Doğru cevap 14'tü. Guido Rodriguez 21 mi? Ne oldu? 23 mi? Guido, Guido. Guido. Betis değil mi? Bir dakika. 23 olması lazım. Ben 23 değil. Guido Rodriguez 21 mi 23 mu? 23 mi diyorsun? Sanki 20. Emin olamadım. Onu alalım ben 23 ben. Ben 23. Alın ocaktan. Alın ocaktan. Ulan bizimki de yalnız bu arada. Bizimki de bakayım. Şefin nasıl? Para mı kaynatıyorum kardeşim? Biraz daha. 21, 13. Kemal Sunal'ın 23, 23. Guido 23. Burada Emre Özcan'a güvenince. Ama yani çok doğru insan değilim. Betis maçı mı seyretmiş hayatım? Ben bir şey söyleyeyim mi sana? 23 bence. Ben 23. 23 ya. Ama Oğuzhan bu... Bakın son iki... 21 diyor Oğuzhan, 21 diyor. Ben demiyorum, son iki 23 isim 23 diyor. 23 ya. Ben diyeyim. Ama diyeyim, demediğim diyeyim. İlk tercihler doğru. 23. O zaman buna geleceğiz. Bundan önce şunu sorayım. Kunde 23 mu 28 mi? Yun Kunde 23. 28. 23. 23 ya. 23 mi? 23. Erman'ın aklını bu da doğru. Adam anlatıyoruz. Kunde benim oyuncum. Kunde benim oyuncum. Tavu Torres 4 mü 5 mi? 4. Bu da doğru. Son isim. Geri geliyorum. Bunu bilmiyorum abi. Kesin 23 değil. 23 değil bunu sonuna bıraktı. O yüzden 23 değil. Kopyalım mı? Bence 23 ya değil mi? Ne o zaman? Sonunda hata yapalım ya. Sonunda hata yapmış olalım. 23. Doğru cevap 21. Gerçekten. Çok uğraştı. Ama olmaz. Hak etti. Emre bu cevabı hak etti. Güvenilirdi yani. Tebrik ediyoruz. Parmak alabiliyor muyuz şuradan? Çok güzel. Güzel kalmıyordu. Buydu. Ve ben sizi tekrardan şehrimize baş başa bırakıyorum. Kardeşim şovu yaptık. Tebrik ediyorum. Şovdur. Bu benim şovum değil yani. Çok güzel oldu patates. Çetin. Önce burada dinlendirme var. Okay, arkadaşlar altımız, altımız hazır. Siz de bayağı böyle bastırarak tamamen o böyle hamur haline geliştirdik. Ama yani çok güzel. Bazıları sapsarı hala. Bazıları sapsarı. Bak. Şefim de var. Ezma gibi dedim. Başka var mı? Biraz daha tutun bence. Güzel mi? Doymadık bakalım. Değil mi? Başka numara yok mu? Oğlum yanarsın. Tamamen pürüzsüz oluncaya kadar oğlum kavuracağız. Öyle oğlum, mi? Sağ olun evet, ağzını. Evet, çok iyi. İyi mi böyle? Tamamen pürüzsüz olacak. Evet, aralarda pürüzler görüyorum. Allah. Nasıl? O pürüzleri engellemek için şöyle bastırın size zahmet. Hı? Pişmiş. Böyle ezin. Mi? Aynen. Tezgaha doğru ezin. Evet, eğlenceliymiş gerçekten. Afiyet olsun. Onu soracağım. Bence. Mesela her yaşımsın ama. Ama yapabilir. Bir, bir buçuk dakika daha istiyor. Biraz yanar yanar bir şey yanar. Yanarsınız herhalde. Pardon. Sağlıklı olmaz. Ya bütün La Liga oyuncularının numaralarını biliyorlar. Un topağı görmüyor musunuz artık? Un topağı var mı? Var hala. Biraz var. Tamam, onun topaklarına odaklanın, ezin o kısımları. Sürekli alt saçma sapan bir şey oldu bu arada. Ver bana. Tavuk suyu bozdu bunu sonradan katılınca. Yazık oldu tavuk suyu. Burada da şefin hatası var. Benim hatam yok burada. Burada da şef hatalı. Oğlum nasıl oldu? Kaynayan şey nasıl bu hale geldi? Oğlum içine... Un koydu. Ne yaptın lan? Burası mucize. Onu kaçırmışım. Helva zaten. Aynen öyle. Şuru. Şuru. Şuru serçe parmağını izleyebilir miyim? Abi helva kelimesini bir daha kullanma ya. Sabah yemek istiyor. Yeniyor diyorum. Mu şu an bu şekilde? Yani onun çiğ tadı gelir. Yenir de şey al. Yani birisini bozar. Al al. Yok çiğmiş. Yemez. Un topağı yoksa şimdi tekrar ocağı almanızı istiyorum. Maalesef son birkaç tane görüyorum. Yaklaşık güzelce. 40 saniye 1 dakika kadar. Kızar mı ya? Kavuracağız o hamuru. Kızar mı ya? Hemen atıyorum. Köklü 12'ye köklü. Sapsları. Abi havaya uçan. Tutun biraz daha istiyorsanız. Ya kararması lazım değil mi? Ya, çok kararmasına gerek yok aslında. Şurada da var dur. Yo demin ki güzeldi ya. Benim yediğim güzeldi ama. Çıkarttın evet, mı? Şimdi. Koyuyor muyuz şefim? Evet evet tekrar ocağa koy lütfen. Yaklaşık 1 dakika kadar kavuracağız şimdi. Böyle tabanı hafif tutmaya başlayacak. O tuttuğunu hissettiğiniz anda. Bırakın.
Ocaktan hemen almak lazım. Aynı bahçe değil mi? Aynen, sürekli altı koyacaksınız. Aynen öyle. Bunu yarayacaksın, üstüne sosis, içine biraz kaşar gezdireceksin. Helal olsun be. Sanatçı adam ya. Olanları da mayonez tenceresine sonra alırsın. Yarın akşam fesanenin önünde görürüz Emre abi. Neyin önünde? Fesanenin önünde. Yaban yapışmaya başladı lazım. Mı? Evet, başladım. Hemen minik bakalım. Minik. Siz bir gelin de biz bunu yakmayalım bu kadar çabuk. Emre'yle yüklendik ya. Bu yemeklerin yani bu sorumluluğunu. Full biz yaptık ya. Biz de Emre'yle çekilelim. Evet. Kardeşim. Kardeşim. Gerçek. Kusura bakma. Gerçek başlıkları ayıralım. Senin o sesin burada sökülmez. Sinem gel buraya. Gel buraya Sinem. Gel buraya Sinem. Biz olmasak yapamazlardı. Katılır mısın? Ayrı aslında gerçek aşçılar. Katılır mısın? Gerçek aşçılar burada. Biz olmasak. Tabii oğlum. Bu kadar başarılı olamazdık. Biz burada kopilotluk yapmasak. Bunu gerçek aşçılar olarak vereceğim ben. Güzel çek. Şefimin direktifleri eşliğinde bir yolu kat ettik. Buyurun. Tek el deniyorum şimdi bak. Tek elle yumurta kıracak yatakten. Sen onu kır ben de gel bir de beni kır sonra bak. Kıramaz. Bir dakika. Sen Cermen. Bunu bir yere vurmuyor muyum? Vuruyorsun tabii ki. Tamam. Göstereyim mi bir tane? Tamam bir dakika. Ben bir tane şey göstersem. Tamamen içgüdülerimle yapacağım. Tek elle yapamazsın abi yapamazsın tek elle yapma. Bekle bir dakika. Ne oldu öyle bir şey? Ne kırdı? İçgüdülerle kırdım valla. Peki. Şefin de kırdı. Tak diye açması lazım. Hayır abi. Yani şef tabi önce. Şef ne yapsak harika diyor. Şefimiz yapsın ya. Şefim kırsın bir tane. Şefim kırsın bir tane ya. Bak çek elini nasıl kırılır? Şefim şerbetçi mi diyorsun? Buyurun. Abi benim yumurtam baksana neredeyse civciv çıktı içeriden. Ya olay bu. Ben de hayatımda ilk defa yaptım ama. Çöpü de şöyle bırak. Bak. Tabii. Yapma yapma. Geliyor geliyor geliyor. Sinem beni saygın. Ben denemeyeceğim. Olmadı, ayıramadık. Evet. Sizin yemekte yumurta yok. Dur. Şey. Her yer yumurta oldu. Yağ kalkabilir tamam. Buradan. Evet. Yağlı işin bitti. Tuz. Elinle o zaman. Bence iki kere daha öyle. Hemen konuyu kapatalım. Şurayı silelim değil mi be şefim? Biraz aynı şekilde karabiber. Üç. İki tane daha yiyorlar evet. Korkutu geldim. Elime oldu yumurta şimdi. Şurada yıka birazcık belki. Paprikanın da bence yarısı falan gidecek gibi. Bunun yarısı gidecek ya. O kadar. Acı sevmiyor musun? Yok. Paprika tatlı. Sever misin? Severim severim yerim. Ben adı şey kebapçıyım ben. Yumurta gitti içine. Yani. Şey yok. Biraz daha. Normal bir iddia yok. Hep en üst seviyeden. Evet. Kebapçıyım ben. Kebapçıyım. Göstereyim mi be? Aynen öyle karıştıracaksınız. Ama. Şuraya bir bezle olabiliriz. Elinle mi evet, aynen. Acının kokusu buraya geliyor. Şimdi siz ben kıyacağım. Hepsini kokuma sen yapacağım ben. Sarımsakları kıyacağını ezeceksiniz. Onları da yaparsın. Ezdikten sonra şurada 4 tane biber ve orada kişnişler de var. Kişnişleri de şöyle gelişi güzel doğrayabilirsiniz. Hepsini birden etle biraz yoğuracağız. Zeytinyağı, tuz, karabiberle beraber. Var mı orada soru? Hayır. Tamam. Gayet iyi. Varsa sorun zaten. Yoğurmayı bana bırak. Soğan içinde otomatiğe bağladım. Soğan değil, sarımsak. Olsun. Ha sarımsak ya soğan. Falan soğan diyor sarımsak. Yumurtaları teker teker içerisine ekleyeceğiz. Nasıl teker teker ekleyeceğiz? Şöyle yavaş yavaş azar azar ekleyeceksiniz. Hepsini bir anda dökmeyin, onu söylemeye çalışıyorum. Azar azar koyun. Aynen, bir tane karışsın. Yediğini gördükten sonra diğeri. Yediğini gördükten sonra diğeri. Daha yemedi sen. Yavaş yavaş. Yavaş yerler yaş. Aferin. Kaptıyor değil mi? Baba. Tamam, olur herhalde. Atıyor abi. At abi, at. Önemli değil bu kadar. Tamam. Hizmet mi? İyi şu an, iyi. Sen niye panik yapıyorsun? Kayboluyor bak onu. Şu an bıçaklar elini izle. Yedi. Bir tane daha. Ters, ters, ters. Öbür türlü, öbür tarafa. Yedi mi ondan? Yedi bence. Bir hepsini bir durdur. Bekleyin. Hadi bakalım, ondan var. Sonra devam edelim. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı ki. Sıkıntı yok. Bir tane hayatı kurtarır. Tamam mı? Bak, odaya bak şimdi, odaya bak. Kıy bakalım. İyi izle. Kıy bakalım. İyi izle. Şimdi iyi dikkat edin. Nasıl kıydın? Çekeyim mi biraz bu tarafa? Kıymak için yaratılmış. Şov yapıyorum ya. Adam kıymak için yaratılmış ya. Şov yapıyorum ulan. Kabuğu kalmış burada. O kadar olacak aslında. Solan avantajı da var. Tabii. Bak 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 bak. Solak olması gerektiriyor. Seyren çok yüksektir. Ey yavrum herif.
Parmağım çıktı. Değil mi? Parmağım çıktı. Yeni avutu. Orada 4 baharat var. 4 baharatı da ekleyin. Hepsini mi? Hepsini. Hepsini dökerek. Artık bunlarlık bir şey kalmadı ya. Yırtıldı zaten. Acı yoğuracak mıyız sonra? Yoğuracağız galiba. Yoğurmayı bana bırak. Nasıl yaptın ya? Ben bu tırnak bahar da yırtmadım. Lan manyak mısın? Bizim ömrümüz eti yoğurmakla geçti. Yağını koymayın. Allah! Hemen geri alıyorum şefim. Deminki reçeteden kalan da varmış da o yüzden. Biraz daha alın onu. Aynen biraz Allah daha. Allah seni kahretsin. Oğlum ben mi yaptım? Allah Allah. Şu yanlardakini de aldım. Tamam. Bakayım. Tamam. Evet evet ideal. Detay. Şimdi zeytinyağı da koyun. Dur bekle bekle. Zeytinyağı koyun. Ne kadar şefim? O birazcık yırtıldı gözle o. Gözle. Siz akışına evet, evet, evet. Başlayın. Evet, akışına bırak. Bırak dur dur çek. Çekil. Elini çek elini çek. Akışına bırak. Tamam bence. Tuz, karabiber de size zahmet bir tık ekleyin. Bekle. O kadar değil, o kadar daha fazla olması lazım. Bekle. Bir tık daha. Karabiber de yeterli. Ne kadar şey ya. Karabiber de azıcık ekleyin. Karabiber de azıcık bayağı. Evet. Bir harmana kine. Tamam, o da yeterli. Bir emrinin olmaya başlayın. Oğlum öyle değil, ne yapıyorsun abi? Lan manyak mısın? Abi yoğurmayacaksın, yoğurmayacaksın, karıştıracaksın. Kıyma değil bu abi. Oğlum, kıyma değil bu. Karıştırıyorum zaten. Çek bunları, çek. Doğru mu yapıyorsun? Bu arada sizden ricam, orada kişnişler var. Kişnişleri de doğrarsanız ve içine atarsanız sevinirim. Kişnişleri doğrayıp atsana içine. Nasıl doğrayacağız? İçini doğrayacağız. Biraz zeytinyağı koysanız olur o bu arada ona. Bu kişniş değil ki. Biraz zeytinyağı koysanız. Maydanoz mu? Maydanoz mu? Yağ tıkandı. Kişniş değil mi o? Maydanoz. Toplayın. Kişniş. Kişniş. Bu kişniş mi o? Maydanoz da kişnişi ayıramıyor. Bunu da mutfağa soktuk. O kadar. Abi maydanoz. Tabii benziyor maydanozu. Şuna biraz yağ dök. Nasıl doğrayacağım aynı ben bunu? Aynı familya. Şuna bir yağ dök. Gözünü seveyim. Yağ tıkanmıyor. Yağ dök lan. Yağ istiyor. Evet şefim istedi. He tamam. Bekle. Çek elini abi. Çek elini. Allah Allah dur. Elimin lezzetini geçiremedim. Çünkü plastik var elde ama yine de. En azından duygu geçti. Kişniş bizi paramparça etti. Evet. Kişnişten biraz atar mısın içine? Atamam. Parmaklarınızı yiyeceksiniz var ya, acayip bir kıvam verdim. Tam şişlik oldu şu anda. Ah! Bak bak, benziyor mu? Bak, bak. Şşşş! Vay! Vay! Sıkıyorsun. Vay! Şefime bak. Onu biraz daha. Tamam. Tamam gibi duruyor. Bir daha gösterelim. Bu şekilde tamam. Bu arada bunu şey de yapabilirsiniz, hani sıkıp... Ne yapıyorsun abi? Hı. Halka şey yaparsanız tahmin ettiniz. Ayıp yani. Ne yaptın? Niye? Niye izliyorsun? Erman seni... Duydun mu? Ne? Halka tatlısı. Bundan hepsini yapabilirsiniz. Senin halka tatlısı. Onu peki yapmışsın. Tamam işte ben dedim. Şeyin üstünde yapmam lazım. Hayır şöyle. Sıkıyorsunuz ya. Sarkan kısmı üste yapıp birleştirip bırakıyorsunuz. Elle mi tutayım? Elle tutuyorsunuz. Ucunu elle. Çok güzel gözüküyor ya. Sadece ucunu. Şimdi yukarı doğru çıkarın o ucu hafiften. Tamam. Çevirin biraz çevirin. Mümkün değil, yapamaz. Yapamadı. Geçmiş olsun. Ya. Diğer ucun yan yana getirin. Diğer aynen öyle. Tamam şimdi dökün ve koyun. Vallahi yürüdüm valla. Şuro, balık, kelle. Vallahi yürüdüm. Var yedin öyle. Bana bir tezgah bulun. Siz onu öyle doldurabildiğiniz kadar. Doldurun. Doldurabildiğimiz kadar. Yani hemen şurayı size zahmet. Birbirlerinin üstüne binmesin. Tabii. Yani. Olabildiğince bir toplayın. Çağlar koyun. Kesme kahvesinin üstü var hemen bir tane. Hızlanalım ya bence artık. Ha? Şefim takmaya başlayayım mı? Şimdi şöyle. Hayır. 3 bonfile, bir mantar, 3 bonfile. Öyle arkadan şey yapalım. Şişe yağı gibi düşünüp hani bunu şişe takacağız. Halka yapalım bir tane. Hadi halka. 3 bonfile, bir mantar. Yani artık kendi keyfinize göre istiyorsanız hepsini mantar, hepsini bonfile yapın, ayrı ayrı yapın. Hey yavrum. Onu yerde kendiniz mikserdiniz. Şefimin talimatları doğrultusunda etimizi hazırladık. Şu anda mantarlarımızı kestik ve şişe
takış işlemindeyiz. Ne yapış işlemi? Şişe takış. Kolay gelsin. O zaman hızlıca takım kaptanı olarak evet. Sevgili Erman Yaşar'a doğru yanlıştan 5, alt üstten de 5. Kim belirledi takım kaptanı olarak Erman Yaşar'a? Sizin. Kim belirledi? Ben de merak ettim. En başta kendi belirlemişim. Ben belirlemişim. Tamam yani benim haberim yok da o yüzden. Benim de haberim yok. Atıyor şu anda ama neyse. Şov yapıyorum biraz Erman Yaşar. Hiç öyle bir şey yok bana. Hızlıca sorularımı soruyorum. Adamdır ya. Evet sor. Cristiano Ronaldo. Futbolcu. Kendisinin son La Liga sezonu olan 2017-18 sezonunda 26 gol atmıştı. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru cevap. 26'yı tebrik ediyorum. 2015-16 sezonunda La Liga 2'ye düşen takımlar Sporting Gijon, Getafe ve Levante olmuştu. Doğru mu yanlış mı? Getafe düşmemiş olması lazım. 2015-16 sezonunda La Liga'dan La Liga 2'ye düşen takımlar. Bu sıralarda düşmedi. Getafe ve Levante olmuştu. Yanlış. Yanlıştır Erman Yaşar ve 2'de 2'de devam ediyorum. Valencia 7 kez La Liga şampiyonu olmuştur. Ne? Yanlış mı? Valencia 7 kez La Liga şampiyonu olmuştur. İmkanı yok. 2090'lar sonu 2000'lerde 2 tane var. 2 tane var. 2020 başında. Rafa Benitez. Doğru. Yanlış. Yanlıştı cevap. Valencia 6 kez şampiyon olmuştur. Ya 3'te 3. Ama 6. Johan Cruyff teknik direktör olarak La Liga'da 8 kez şampiyon olmuştur. Yavaş gelsin. İmkanı yok abi. Nasıl ne yapıyorsun? Yani... İmkanı yok. Saçını olabilir yalnız. Çünkü bir 8 senelik periyotta 2 tane mi nereye doğru geliyor? Doğru yanlış mı? Dur ulan düşünüyoruz. 6 tane bence yanlış. Yanlış. Yanlıştı. Kroy, Berger'e 4 kez çarptı. 4 ha, aynen. Evet. Hatta Thomas Berger'e 10 kez 2. sıraya bağlanmamıştı. Kesin doğru. 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 Atletico Madrid'in olayı 2.lik zaten yani. Belki 15 kez falan da olabilir ya. Şampiyonluğu da çok zaten. Yanlış. Yanlış dedi, doğruydu. Doğru yazsanız ikinci lig. İkinci lig abi. Böyle kaptan mı olur abi? Adamların o ikinci lig. Sen nasıl bir kaptansın ya? Doğru yanlışta. 5 doğru, 4 doğru, 1 yanlış. Evet, daha doğru. Daha aşağı. Hızlıca alt üste geçiyorum. Geç. Sizin ekrandan. Adadı kendine. Erman da mı yine sen? Başka çaba bırakacağım şimdi bize. Evet. Erman Yaşar'la devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Son 5 soru. Diego Simeone futbolcu olarak La Liga'da toplam 202 maça çıkmıştır. Daha fazla, daha az. La Liga'da 202. Evet. Daha az. Bence de daha az. Daha azdı. Doğru cevap 197 idi. Aslan. Birde bir. Tamam biz. Lyon Messi Lega'da toplam 460'ın gol atmıştır. Daha fazla. Daha fazla diyorum. O da doğru. 474 gol. Deportivo La Coruña La Liga'da 4 kez şampiyon olmuştur. Geriden olur. Daha mı fazla daha mı az? Daha az. He daha az. Daha yani evet. Bir kere şampiyon olmuş. Ne ya? Zubizarreta La Liga'da 603 maça çıkmıştır. Kesin, daha fazla kesin. Daha az. Daha fazla. Dur! Düşünce şeyi daha fazla. 15 sezon oynatın. 38 maç var zaten. Oğlum, abi zaten 10 sezon oynatın 380. Abi 20 sezonu kariyer. Adam 45 yaşında. 20 sezon falan oynaması daha fazla. Oynadı. Kaç? 603 diye. 603 maç. Daha fazla. Daha az. Takım kaptanımız daha az dedi ve doğru cevap daha fazla olacaktı. Evet. 621 maç. Söyledik aslan bunları. Zubizarreta. Dinlemiyor ki işte yani. Son ve soru gelsin. 2021-22 La Liga sezonunda toplam 1917 sarı kart çıkmıştı. Ne bileyim lan. Daha fazla, daha az. 1900 mü? Sanki istiyorum. 5 artıdır, 5 eksidir. Sanki ne istiyorum cevapladın da. Ne diyeyim diyor. Yuvalesi'ye yapacağımı falan bilerek şey yapıyorum. Bu sefer bana oluyor. Üst de. Üst. Daha fazla diyorlar ama daha az. 1834 sarı karttı ama tebrik ediyorum. 10 soruda 1 buradan yanlış, 2 buradan yanlış. Toplamda 7. Helal olsun. Doğru, 3 yanlış. Boşta takım kaptanı demedi bana. Tamam, ya. Siz aşağıda bir tutup sürüyor ve sizinle bonus turunda tekrardan görüşmek üzere. İnşallah. Güzel mi? Tatmak istiyorum galiba. Allah! Yakıyordum kendimi. Bu et oldu mu emin değilim. Şöyle yapın. Şuro. Bak. Geleneksel dokunuşlar da yaptık. Kameralar da. Kamera burada mı? Nerede kamera? Şuraya alın. Gördüğünüz gibi. Cihat'ın arkasından da yiyeceğim. Benim çok güzel. Şefimden ne? Benim çok güzel. İzlediklerinizi buraya yapın. Tamam. Şaka yapıyorsun. Şefimden. Şunu ten çevirseniz al. Herhangi bir farkı yok. Kötü çıkmasın. Şöyle. Yoksa şefin önüne mi geçtik lezzetle? Lezzetle şefin önüne mi geçildi yoksa yanlışta? Ya biz kim?
Şeften bir eksiği yok. Bence bu oldu. Vallahi elini çok yaptım bir şaka maka bir yana. Eti yani de yakmak kolay bir şey değil baktığınızda. Doğru. Şefim bu Çurra'da, yanlış mı oluyor sizce? Çurra'da artık bir marka yazacağız. Çurra'da şov yapıldı. Bu hafta sonları buluşup Çurra'da yapmaya devam edeceğiz. Restoranda şu ilk iki şiş Emre Özcan önüne gelsin. Şişmesinden ne olacak diye. Madenden mi geliyorsun? Yalnız bu yanıyor, kapatalım. Ses sesini, ses kes biraz ya. Ocağım ocağı artık her şeyi oradan alalım. Yanıyor çok güzel. Bu Çurra neymiş ya? Yani şefimiz öyle bir rehberdi ki bize sadece ufak dokunuşlar yapmak yani. Biz bile yemek şef bizi bir maestro yani gibi yönetti. Kendimizi şef yamağı gibi hissettik bugün. Gerçi tamam, bu bile bir şey. Aynen yani. Aynen öyle. Bunun dışında özellikle sevgili Emre yük çekti. Ve Sinem. Sinem de özellikle manyak bir çuro yapmış Cihat'la. Demin yedik. Yemedik de yani şöyle şey yaptık. Tırtıklama aşamada. Cihat da çok iyiydi. Tadıma geçmeden sen devam et. Son böyle duygu ve düşüncelerimiz var değil mi? La Liga iyidir. Real Madrid de iyidir. Real Madrid'imiz La Liga'da en çok şampiyon olan takım. Keza Şampiyonlar Ligi'nde de. Keza Euro Lig'de de. Her yerde en çok şampiyon olan takım. Dolu dizgin devam eder mi? Böyle bir takım. Dolu dizgin devam eder mi? Ederiz. Sene Barcelona geliyor ama. Geliyor. Barcelona. Bu sene Barcelona ben de umutluyum. Ben şunu sormak istiyorum. Ben de. Umutluyum Barcelona. Ben de. Underdog takımlar var herhalde ya da. Evet. Yatakların çok sevdiğim. Evet, ben de Atletik. O underdog da sayılmaz çok değil mi? Betis. Sayılır ya. Sayılır o. Yani sayılır sayılır. Gender deck. Ben şunu sormak istiyorum. Bu taraf böyle var mı takip ettiğiniz veya sempati duyduğunuz takım? Villarreal var benim. Çünkü Villarreal'in La Liga'ya çıkışı Parma'ya çok benziyordu abi. Çıktılar, çok iddialılardı hatta ilk çıktıkları dönemde. Ama sarı deniz altına. Bundan 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Hatta 20-25 yıl öncesinden bahsediyorum. Sonra yarı, başı yarı final oynadılar Şampiyonlar Ligi'nde. Aynen. Renkler de sarı lacivert ya. Ben Parma'ya benzetip Villarreal'i desteklemiştim yani o yüzden. Ama yani 4-5 yıl. Ben Levante'yi çok severim ama bu sene eyvah, maalesef Allah, ne oluyoruz? Maalesef düştüler. Eymar. Severiz. Eyvar, Kadiz. Eyvar. Kadiz. Hetafe. Hetafe. Hetafe, acayip takımdır. Kadiz'i seviyorum. Her maç bir golleri var. 0.5 Ya ben La Liga'yı çok seviyorum. Zaten şeyde de bunları birçok yerde hep söylüyoruz. Genç Maya'ya gidip maç izleme fırsatın oldu mu peki? Maalesef. O zaman mesela izlemek istesen hangi maçı izlemek isterdin? Ben çok özel bir maç izledim İspanya'da. Ama yani ben Sevilla Betis'i merak ediyorum. Ama Betis'in stadında izlemek isterim. Derbi. Betis'in stadına ben de gitmek istiyorum ya. Atmosferi çok güzel. Endülüs'te. Right. Endülüs'te bir ceset. Şiirimi hatırlayanlar. Böyle bir parmaklama yok. Evet, bu Endülüs usulü parmaklama. Götür. Güzel olmuş. Siz için İspanya'da. Hayır. Harbi ya. Camp Nou'ya gittim ama maç yoktu. Gezmeye... Stadı dolaştık. 23 Nisan var. 23 Nisan'a gitmiş. Stadı dolaştık bir turist edasıyla. Müzeyi falan gibi. Müze çabuk geziniyor zaten. Teşekkürler. İnce. Fenerbahçe'ye gitsen zor. İyice büyütmek zorunda kaldılar müzeyi çünkü. Orada hızlı geçtik işte. Peki. 2000'den önce kupa yok zaten kulüpte. Ben bayağı izledim ya evet. Yani. Şampiyonlar Ligi yayıncısında çalışmanın. Hayda. Verdiği bir dönem. Paramparça etti bizi. 3 El Clasico. Ulan pazartesi günü Sevilla. 11'de anlatılan La Liga maçlarını. Kim yok, kimse yoktu yanınızda Ervan abi. Ah ah Cihat'ım. İzledim izledim El Clasico. Pazartesi günü gecenin köründe. Durdurulamıyor ya. Kardeş ya. Sen ne yapıyorsun ya? Hepinizin şimdiden eline sağlık diyebilirim. Teşekkür ederiz. Resmen. Yine bak kafa sallıyor. Düşüncelerinizi almak istiyorum. Çok keyifliydi. Nasıl bir deneyim oldu? Çok keyifliydi. Ahmet Şef sağ olsun. Zaten ben teşekkür ederim. İşin yarısını, daha fazlasını bize Allah çok rahat bir şekilde yaptı. Ben şöyle kendi babam alıyorum ben. Emre Şef'ten mi çıktı bu? Peki şu. Evet. İnanılmaz. Emre evet. Kızarttı da. Alsas ya. Tamam verilen denebilir ya. İti kim yoğurup şişe taktı. Sevgini kattın değil ben mi? Ben noktadaki çabalarına şahit oldum. Yiyebiliyor muyuz şöyle? Lütfen yiyorum. Teşekkürler. Bu etten tatmam lazım bu etten hızlı bir şekilde. Bakıyorum.
Dilerseniz ben de bu sırada sizle sorular sorumu gerçekleştirmek istiyorum. Bize sorular sor. Hepiniz malum sorularla baraja geçtiniz zaten. Öncelikle tebrik ederim. Burada bonusta bir sözcü belirlemek istiyorum. Sözcünüz kim olsun? Emre Özcan olsun. Tamam. Niye? En başta oturuyorsun, ol işte sözcü ol. Tamam ben olurum. İstiyorsan. İstemiyorsan olurum. Fark etmez. Tamam Emre abi. Emre Özcan. Emre Özcan'ın sözcü olduğunu onaylıyoruz ve dilerseniz ilk bonus turumuzdaki ilk aradığımız isme geçiyoruz. Tekrar hatırlatayım. 4 tane isim soracağım sizlere farklı farklı. Uzun uzatır mısın şey? Ben Patates Bravas söyledim miyim? Patates Bravas. Siz kendiniz orada alışverişinizi yapabilirsiniz. Bu arada çok merak ediyorum Patates Bravas'ı. Ekmekler de geldi. Ekşi maya. Çok acayip kaliteli ekşi maya geldi. Emre'cim bana da biraz Patates Bravas koyabilir misin? Patates Bravas yalnız. Ben de Patates Bravas yiyeceğim ya. Bu 4 soracağım sorudan ikisine doğru cevap verirseniz ödülü kazanmış olacaksınız. Bir dakika, canının derdinde sen orada. Karidesimiz de tadılmalı. Karides acayip. Akıyor. İlk ismin ilk ipucu geliyor. Ver bakalım. La Liga'da 205 maça çıktım, 100 gol attım, bir kez de gol kralı oldum. 205 kez maça çıktım, 100 gol attım. Bir kez de gol kralı oldum. Bir kez. Evet. Suarez olabilir mi? Olamaz. Niye? Oldu mu? Olabilir abi. Oldu olabilir. Tam yani şey uyuyor, 200 civarı maça da uyuyor. 100 gol de alamaz. 100 gole de uyuyor ama... Gol kralı oldu mu ya? Suarez gol kralı oldu diye daha fazla almıştır abi. Bir cevap alabilirsem sevinirim. Gol kralı olmadı. Abi diyelim Luis Suarez. Luis Suarez yanlış cevap. Yanlış, tamam. İkinci ipucu. Bir La Liga şampiyonluğum, bir Kral Kupası şampiyonluğum, 3 İspanya Süper Kupa şampiyonluğum var. Bir La Liga, bir Kral, 3 İspanya Süper Kupası. Geldiği sezon oynamış birisini. Ulan Süper Kupayı nasıl oynuyor diye. O zaman geldiği sezon oynamış. Kupa Del Rey oynaması lazım. Geldiği sezon oynamış. 3 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu. Ulan bir lig şampiyonluğu var, bir Kral Kupası var. Nasıl 3 tane? Ha geldiği sezon. Aha, onu diyorum ya. Olabilir. Buradan bir şey çıkmaz. Bir ipucu daha mı? Bir isim aldıktan sonra... Mendiyat hadi. Mümkün değil de. 100 gol atması Mendiyat hanım. Tamam, manyak mısın? Gol atmıyor derim. Dilerseniz bir isim alabilirsem, çünkü yemekleriniz de soğumasın. Evet. Alamıyoruz şu anda, gelmiyor aklımıza. David Villa'ya. Salla. Neymar. Neymar değil, David Villa'nın daha fazla şampiyonluğu. Evet, şampiyonluğu var bir kere. Sözcü olarak sizden bir. Nobidiyev daha fazla oldu mu şampiyonluğu? Tamam, onu diyorum. Sallayın, sallayın. Salla ki bir tane daha birini versin. Birini salla da şeye gelsin diye. Tamam, David Villa. David Villa da aradığımız isim değildi. Formasını giydiğim takımın kale arkası tribününde Türk bayrağı asılıydı. Deportivo! Getir İstanya Makay. Getir İstanya Makay. Evet. Getir İstanya Makay. Makay, Makay. Ya Tristan ya Makay. Tamam, bunda Tristan de, öbüründe Makay derim. Roy Makay. Roy Makay diyorum. Sözcünüz ipi eline aldı ve Roy Makay cevabıyla doğru cevabı verdi. Tebrik ediyorum. Roy Makay. Biz de dedik zaten ulan. Roy Makay. Tebrikler. Sevmez mi oğlum Makay? Ben yani Tristan'dan daha çok severdim. Evet, dilerseniz ikinci isimle devam ediyorum. İpucumuz gelsin. Kariyerimde kazandığım La Liga şampiyonluklarımın sayısı Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarımın sayısından daha az. Real Madrid. Real Madrid. Yani. Tamam. Bir isim gelir mi acaba? Yani Real Madrid yani, değil mi? Şey, Masipa'dan bir şey olacağı için şey söyleyelim. Alternatif birini söyleyelim. Şu Mariano Diaz gibi. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu daha fazla. Daha fazla şampiyonluğu. 2014-2018 Real Madrid. Tamam işte. Herhalde şeyi sormayacağını. Ya bence. Bonucci gömeceğini sor. En ünlü sormayacağına göre kim olabilir? Nacho Fernandez. Rafael Varane diyeyim ben. Mariano Diaz desene. Mariano Diaz mı? Mariano Diaz değildir ya. Rafael Varane diyorum. Nacho'dur, Nacho. Emre Özcan, Rafael Varane dedi. Yanlış cevap. Nacho'dur. İkinci ipucu geliyor. Birlikte en çok maça çıktığım oyuncu Raul Gonzalez. Aa, o zaman eskilerden. O zaman 2000 tabii orada da Real Madrid daha çok jeli alıyor. Eskilerden. Salgado olabilir. Sizde. Morientes olabilir. Helguer olabilir. Olabilir. Ivan Helguer diyorum. Buti olabilir. İvan Helguer'e cevabı da yanlış. Buti. Diğer ipucu açıyorsun, geliyor. Kariyerim boyunca Emery, Deschamps, Coman, Benitez ve Del Bosque gibi teknik adamlarla çalıştım. İspanya milli takımı Del Bosque. Gerçi Real Madrid'de oldu. Makaneli olabilir. Bir dakika, biraz söylesene oyuncuları. Kariyerim boyunca Emery, Deschamps, Coman, Benitez ve Del Bosque gibi teknik adamlarla çalıştım. Monaco'da oynayan kim var? Morientes.
Morientes olabilir. Morientes, Döşant Monaco 2000 final oynadıkları sene. Aynen. Evet. Morientes şeyle ne zaman çalıştı? Beni tezdi. Valencia. Liverpool'a gitti mi lan Morientes? Morientes bitti galiba. De. Tamam, Benitez işte o aldı. Morientes bu ya. Doğru. Morientes. Ver cevabı. Oğlum ismi. Morientes, Fernando. Tabii kesin Morientes ya. Fernando Morientes kesin cevabı. Morientes. Doğruydu, tebrik ediyorum. İlk ipucundan beri Morientes diyor. Gerçekten dörtlü bir takım çalışması. Şu anda kazandık biz ödülü. Şu anda ödülü kazandık. Geçmiş olsun. Bu arada tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir takım çalışmasıyla sormuş Cihat olduk. Cihat yönlendirdi ya bizi resmen, doğru ya. Morientes'de Cihat Akbel ipleri eline aldı. Diğer tarafta Emre Özcan ipleri eline almıştı. Ve şimdi diğer iki ismi de sorayım, formalite icabı. Profesyonel kariyerimin başından beri aynı takımda forma giyiyorum. Bravo. Bir dönem babam da şu an oynadığım takımda oynadı. Niye tek tek söylüyorsun hepsini? Formalite icabı olduğu için tek tek bulalım. Zaten iki tane bulundu. Yönetiminde en çok maça çıktığım teknik direktör Pep Guardiola. Babam? Busquets. Bir dönem de... Sergio Busquets. Aynen. Doğru. Sergio Busquets. Babası da doğru. Ya buraya diyorsun. Ya Jordi Cruyff olur zaten ya şey olur. Ve son isim. Altyapısından yetiştiğim takımda forma giyiyorum. Birlikte oynadığım futbolcular arasında David Villa, Muhammed Salah, Mehmet Topal ve Rudvan Nistelrooy var. Kariyerimde kazandığım tek kupa Kral Kupası. Valencia. Tamam. Bir daha ikiniz bir daha söylesene. Altyapısından yetiştiğim takımda forma giyiyorum. Tamam. Birlikte oynadığım futbolcular arasında David Villa, Muhammed Salah, Mehmet Topal ve Rudvan Nistelrooy var. Muhammed Salah nasıl söyleyeyim? Valencia hem Liverpool. Ya da Mısır'da. Nasıl? Olamaz. Kim olacak Mısır'da? Hem Valencia hem Liverpool. Olmayabilir. Bir dakika, altyapısında çıktığım takımda mı oynuyorum diyor. Hala oynuyor mu? 3 tane söyledim, 4. nerede? Altyapısından yetiştiğim takımda forma giyiyorum. 3 tane var. Ha 3 tane tamam. Var. Niye 4 tane değil? Bir dakika, bulalım bunu. Bulalım. Altyapısında yetiştiğim takımda oynuyorum. Tamam, evet. Mehmet Topal, Muhammed Salah. İkinci neyim? Neydi? Söylesene be kardeşim. Birlikte oynadığım futbolcular arasında David Villa, Muhammed Salah, Mehmet Topal ve Rudvan Nistelrooy var. Tamam, ikinci. Üçüncü? Bu ikinci değil. Üçüncü de kariyerimde kazandığım tek kupa, Kral Kupası. Vay, Mehmet Top, Rudvan Nistelrooy nasıl olabilir abi ya? Şey, Real Madrid. Manchester United. PSV Eindhoven herifin kariyeri. Bir ipucu da ben vereyim. Evet. Kariyerimde sadece 4 takımda forma giydim. Ulan nereden bilelim bu? Sadece dediğin de 4 takım ya. İpucu bu. Tek bir takım olsun. Abi bu sıfır ipucu koyuyorsun. Cihat bulur bunu ya. Her türlü. Hala aktif olarak oynuyorum. Rudvan Nistelrooy'la da oynamışım. Kim olabilirim ben? Acaba Mehmet Topal'la Fenerbahçe'de falan mı oynadı bu? Valencia'dan mı? Nani Fenerbahçe'den Valencia'ya mı gitti? Hı? Fenerbahçe'den Valencia'ya Nani mi gitmişti? Altyapısında yetiştiğim takımda oynuyorum diyorum. Nani mi? Ha. Nani. Mevkisini söyleyeyim mi? Söyle. Sağ kanat. Nani. Nani sol kanat. Ama Nani sağ olmaz. Dönüyor. Olmaz Nani. Buldum lan! Hawking! Doğru. Ben nasıl bulamadık ya? Harbi inanılmaz. Tebrik ediyorum. Ben aynı anda buldum. Ama sağ kanat. Aynı anda bulduk. Yalnız bu cahillik ettik. Tebrik ederim. Dilerseniz ödülünüzle alakalı. Forma. Vermiş olduğunuz zarfları tamam. Tek açmak istiyorum. Yazdım takımların forması ya. Şimdi önümde yazmış olduğunuz zarflar var. Ben bunları tek tek açacağım. Aç bakalım. Bakalım tek tek. Hanginiz hangi takımı yazmış acaba? Atletico Madrid ve yanına bir kalp atılmış. Sinem Ökten. Hemen diğer zarfı açıyorum. Barcelona yazılmış. Emre Özcan. Barcelona. Ben Barcelona'da değilim de abi şey, en azından Guardiola falan orayı seviyoruz. Bakalım. Real Madrid ve 14 defa Şampiyonlar Ligi ile Erman Yaşar'ın yazdığını düşünüyorum. Cihat Akbel zarfı kapatmış. Cihat Akbel Atletico Bilbao. Bakıyoruz. Farkını yine ortaya koymuş ya. Osasuna Eibar Levante'den biri gelir. Cihat Akbel Kadiz yazmış ve... Lan Kadiz forması aldın, yazık oldu. Böylelikle... Hiçbir yerde bulamadım. Kazanmış olduğunuz ödül, yazmış olduğunuz takımların yeni sezonunun orijinal formalarıydı. Hadi canım, gerçekten. Ve La Liga sizin evlerinize bu formaları temin edecek. Tekrardan tebrik ediyorum ve elinize sağlık diyorum. İsim numarayı isteyebiliyor muyuz arkasına? Onu çekim sonrası özel olarak konuşuruz. Neden Kadiz? Onu size sorayım. Ya forma alacağımızı düşündüm zaten. Diğerlerinin formaları bulunmak çok kolay. Ya, acayip.
Mantıklı. Kadiz'in formasını bulamazsın. Bulursun. Bulursun da muhtemelen daha masraflı olur. Dur artık. Çurası oyunca bir şeye benzemez. Ve ben size tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Buradan şefimize de çok teşekkür ederiz. Sizin şefe bir mesajınız varsa. Şef burada. Bizle iyi bir ne biliyorum. İletişim. Ben iyi bir uyum yakalım. Ben açık konuşayım. Churros'ta şefin kalitesine çok yaklaştık. Şef inanılmaz yönlendirecek. Başka inanılmaz bir yaklaştık. Çok yaklaştık. Ahmet Şef gerçekten bizi müthiş yönetti. Ben teşekkür ederiz. Churros'ta. Çok teşekkür ediyoruz. Hem size hem ekibinize kesinlikle. Çok, hem keyifli bir çekim oldu hem de afiyetli bir o zaman, sonucu var yani. Biliyorsunuz bizim bir geleneğimiz haline geldi. Videoyu sizin kapatmanızı rica edelim. Buradan dört değerli isimden bu istekte bulunalım. Buyurun. Sinem kapatsın bence. Adios. La Liga'ya bizi mutfağa soktu ve bu güzel organizasyonda bizim şefimizle buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hepsi leziz yemekler yaptılar. Özellikle yani churro. Net yıldız ya. Böyle bir şey olamaz. Yaptığımız yemekleri sayabilir misin? Sayamayız. Ama churro inanılmaz. Churro, karidesli. Sote. Karidesli sote. Neydi? Patates. Patatas bravas. Patates kızartı diyormuşum. Patates bravas. Ve şey. Et. Bonfile. Bonfile şiş bonfile. Bonfile şiş. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere o zaman.